Evet değerli dostlar, yine Karapınar Göl'deyiz. Maalesef acı gerçekleri sizinle paylaşmak istedim. Sayın Valimizin yaptığı toplantıdan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı, Yavuz Eli Belediye Başkanı ve gaz getirdiler, buraya geldiler. Bugünden bugüne yapılan yine hiçbir şey yok. Size birkaç bir şey paylaşmak istiyorum. Dedik ki su kuruyacak, canlılar ölecek, balıklar ölecek, nilüfer çiçekleri kuruyacak dedik. Madem bu kadar önemliydi, bu kadar değer veriyordunuz, neden gerekli tedbirleri almadınız şimdiye kadar? Amacınız neydi? Bir. Gelip basın açıklaması yaptınız, göle inmeden, canlıların yanında bir fotoğraf karesi olmadan, gelip sadece kendi projelerinizi anlattınız. Demişsiniz ki oraya işte mescit yapılacak, kafeterya yapılacak. Tamam, çok güzel. Şimdi ben halkıma bir şey demek istiyorum. Kahramanmaraş ilimizden su taşıyıp suyunu göl yaptınız. Gaziantep'e. Allah'ınızı seversiniz. Orada, Erikçe'de, Bülük Baba hadi çok eski. Kaç tane mescit yaptırdınız? Kemal Sunal'ın cübü külmakma geldi. Güldürmeyin insanlar ya. Kandırmayın. Allah'ı da kandıracak haliniz yok. Demişsiniz ki Nülüfer eşliğinde orada piknik yapılacak. Nülüferler kuruduktan sonra hangi halk, hangi vatandaş gidip orada piknik yapacak? Burada zaten on binlerce insan zaten piknik yapıyor yıllardır. Oraya yapacağınız yere Yunanistan'ın halkı mı gelecek? Sınıfta kaldınız. Yavuz Eli Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kaski sorumluları sınıfta kaldınız. Neden gerekli tedbirleri almadınız, koruma tedbirlerini almadınız? Neden bu gölün kurumasına izleyici kaldınız? Amacınız nedir? Yaklaşık 7-8 yıldır karşı taraftaki araziyi istimlak ettiniz. 7-8 yıldır ne yaptınız? İstimlak edilen yer neden hala ekilip biçiliyor? Amacınız nedir? Dedik ki şimdiye kadar 25-30 yıldır bu çevrede kuyular var dedik. Doğrudur. Kuraklık var, o da doğrudur. Şimdiye kadar kurumadı göl dedik. Kaskin yaptığı sondajdan sonra böyle oldu diyoruz. Neden iki gün ya da bir gün kapatıp hele bakalım ne olacak hep beraber görmedik? Amaç içme suyu ise, Yavuz el halkı ise biz öncelikli tabii ki insan. Ben rahmetli dedeme köye, ilçelere su gidecek denildiğinde şu anki mevcut Kaski binasının yerini devlete hibe etmiş bir dedenin torunu, bir babanın da oğluyum. Kimseye avel okumayın. İnsan olduğu kadar bizim önceliğimizden sonra da canlılar var, balıklar var. Ve tek doğal yerimiz burası. Tek doğal yerimiz de kurudu. On binlerce insan zaten gelip piknik yapıyordu şimdiye kadar burada. Tekrar ediyorum. Başka yerde uzaydan halk mı gelecek buraya? Amacınız ne? İnsanları kandırabilirsiniz ama vallahi billahi yaradanı kandıramazsınız. Bu katliamın sorunları sizlersiniz. Bu katliamın sorunları sizlersiniz. Bu ölen balıkları da gösterin lütfen. Arkadaşım orayı da göster. İnsanlar görsün ya. İnsanlar görsün. Öyle gelip 300 metre, 500 metre yükseklikten demeç yapıp gitmek değil. İnsanları kandırmanın gereği yok. Göster arkadaşım.